Siz aslında ikili ilişkilerdeki şeyleri biraz abartıp kıvılcımlandırarak gösterdi kusurları, hataları. Tankut bile eğlendi yani. Onunla da dalga geçildi, ona bakarsan orada. Niye bile? Yani... Ben açığım herhangi bir şeye. Nasıl? Ben benim bana karşı gelebilecek herhangi bir şakaya karşı açığım. Açık değil değilim. Çünkü neden biliyor musun Tankut? Kendileriyle dalga geçtiler çünkü en başta. Yani, evet. Tankut çünkü kendinin ne olduğunu bilen bir adam. Ve çok kültürlü bir adam. Çok dolu bir adam. O yüzden Tankut zaten onunla istediğin kadar alay et. Asla alınacak bir adam değil. Ben Tankut'u çok iyi tanıyorum. Eyvah, hoşuma bile gider, gülerim yani. Ben kendimle dalga geçebilen bir insanım. Sen kendinle zaten kendin dalga geçen, evet, bir adamsın. Ben kendimle zaten yani, dalga, dalga geçiyorum. Biz dalga geçsek ne olur? Siz geçmişsiniz çok mu canım? Seda Hanım, bugün bize size sürpriz bir VTR'miz var deyince hepimiz gerildik. Ne olacağını bilemedik. Çünkü her seferinde bir kavga, her seferinde bir anlaşmazlık. Onların gerginliği bizi geriyor. Ama bugün tam tersine eğlendiklerini, hoş vakit zaman geçirdiklerini gördük. Bizim de hoşumuza gitti bu. Yani en sonunda kızlar bizden şu mizahı aldılar. Güzeldi. Ben Duygu'yu da bak, Duygu o kadar ağlayan, o kadar hani düş yakamdan dediği zaman burada hani benim bile Tankut'a çıkıştığım, nasıl bir dedim bunu bir bayana diye. Bugün gülebiliyordun, bu da bir evet, aşama. Evet. Tebrik evet, ediyorum. Demek ki oluyor insan ilişkilerinde. Yalnız biz hala aramız bozuk Duygu'yla, yani birbirimiz hakkında şaka yapıyoruz ama biz hala konuşmuyoruz. Yani. Konuşmadığımız halde hoş görüyoruz. Tabii. Evet ama yedi insan aynı evde yaşıyorsa en azından birbirinin yüzüne bakacak kadar bir konuşuyor olması, bir şey yapıyor olması lazım. Zamanla. Zamanla veya evet, konuşa konuşa. Ama hallolmasını dilerim. Çünkü evin en sevilen insanlarısınız. Neden yani böyle geçimsiz? Seda Hanım, ben bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii Murat. Taklitler asıllarını yaşatır. Bence de çok başarılı, güzel. Yani... Bunların da devamını istiyoruz. Bu kavgalar yaşanmasın. Yeter ki taklitlerle evet, devam edilsin. Gayet de güzeldi. Evet evet. Bugün bize değişik bir gün yaşattınız. Teşekkür ediyorum. Başka kavga dövüş bandımız da yok. Erdem de alkışladı orada. Kızların neşeli görmek tabii bizim hepimizi keyiflendirdi. Fakat Serhan'la alakalı yaptıkları o taklit gerçekten yersiz ve gereksizdi. Tadını kaçırabilir insanların. Ve empati yapmasını bilmeliler. Bu tip acı bir durumda karşındaki insanı düşüneceksin, ona göre yapacaksın ya da yapmayacaksın. Ama yapmayı tercih ettiler, bu da onların kararı. Bugünü böyle kapatalım. Mesaj tamam istiyoruz, mesaj yok. Yarın yine mesaj mı okumamı evet, istiyoruz? Evet, mesaj istiyorum ya ben. Seda Hanım, son birkaç gündür bana hiç mesaj, benimkiler okunmuyor. Dur bakalım. Şimdi önce o zaman izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Efendim ben, merhaba, ben artık Kısmetse Olur Instagram adresi, Kısmetse Olur Kanal D resmi Instagram adresindeki mesajları okuyorum. Lütfen mesajlarınızı oraya atınız. Sana birden gelmiş bir şey. Eser, hepimize bir adamı nasıl güzel sevebileceğini gösterdi. Sonuna kadar sizi destekliyorum. Neydi o? Boğuluyorum. 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 Erdem, sana da Kara diyor ki, Melis sert bir kız ama kalbi pamuk gibi, Erdem abi birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ben Melis'teki espri anlayışını da seviyorum yani. Teşekkür ederim. Murat, sana Adasu diyor ki, Murat Bey evde herkes mehtaba muhalefet, hakaretlere ve kötü sözlere maruz kalıyor. Neden onu müdafaa etmiyorsunuz? Kız sen mi yazdırdın mı? Şaka yapıyorum. Erkekler bile atıp tutarken sizin sessizliğiniz düşündürüyor yani demiş bak. Mehtap fırsat vermiyor. Galada gördük. Gerçi görüşlerine çok teşekkür ediyorum. Bunları yazıyorlar. Ben de takip ediyorum. Buradan da bir cevap hakkı doğuyor bana. Mehtap gerçekten değil 5, 15 kişiye karşı kendini savunabilecek tarzda. Çok şükür. Ama sustuğu zaman da benim onu savunduğumu zaten en son galada gördüm. Herkes gördü, kendisi de gördü. Ben söyledikten sonra. Peki. Emre, ben söyledikten sonra falan değil. Yani hmm, gerçekten dediği doğru. Sen sustuğun zaman savunacak. Sen konuşurken bu konuda ben uyarmıştım. 15 kişiye bedel benim hatun diyor. Adam daha ne desin? Yediköy'e bedel. Ha Yediköy'e. Ne 15 kişi? Ay sen bir sus. Peki. Be, sus. Tatlı, tatlı ama o muhalefet, tatlı bir muhalefet. Emre'cim sana Filiz Şükrü diyor ki, Emre seni gülerken görmek çok güzel, yüzünden gülücük eksik olmasın. O gülücük yeni yeni geldi, kondu yüzüne. İnşallah daha da artar. Çünkü İnşallah. Sen de bu evde evlenmek için bulunan bekar bir erkek adayımızsın artık. Zaten birlikte olmaya, bir yolda yürümeye başladığınız insanların bir takım hataları, kusurları, size uymayan yanları varsa onları da bu kadar insan görsün ve değerlendirsin diye. Zaten yüzüne bir nur geldi. Veriyoruz. Öyle bir başka artık. İlişki zaten olacaksa oluyor, olmayacaksa olmuyor.
Ve biraz da insanların yardımı desteğiyle ayakta duruyorsunuz. Bu çok güzel bir şey, bu gücü arkanda hissetmen. Çok bak gülen ediyorum. Yüzüne de seviniyorlar. Çok teşekkür Allah ediyorum. Daim çok etsin. Danecik nerede? Heh. Ayşegül Uzuner. Sen o yarışmaya katılan en muhteşem kadınsın. En iyi örneksin. Bence hayranlıkla takip, ben de hayranlıkla takip ediyorum. Dilerim son gülen sen olursun. Teşekkür ediyorum. Ayşegül'cüğüm hepsi birden gülebilir. Çok şükür. Burada 7 tane düğün yapacak bütçemiz de var, imkanımız da var. Keşke hepsi anlaşsa da hepsini biz buradan telli tuvaklı uğurlasak, evlerine yollasak. Mehtapçığım bu da sana. Bence Murat'la çok yakışıyorsunuz. Sadece dobralık ve kabalığın ince ayarını bazen kaçırıyorsun demiş. Tartışmayarak kaliteni artırabilirsin demiş. O zaman da Mehtap bizim Mehtap olmayacak, bir de o var. Alıştınız mı bana böyle? Ben tabii. Yani başka türlü görsem hasta zannedip dereceyle gelirim yani. O kadar alıştım. Ama dediği doğru. Ben dobralıkla kabalık demeyeceğim. Orada bence yanlış bir kelime kullanmış. Öyle demeye hakkı yok sana. Dobralıkla patavatsızlık, denilen bir şey vardı. Aynen. Patavatsızlık da kötü bir şey değildir. Patavatsız olmadan ama da bazen kırar insanı. Zaten patavatsızların da kalbi temizdir çünkü aslında. Yani olduğunu söyler. Filtreden geçirmez. Ama saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Biz seni böyle seviyoruz. İyi misiniz şimdi? Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün emek vermişsiniz. Bizi güldürdünüz yeni yıla doğru giderken. Tamam. Beylere de teşekkür ediyoruz. Sizden de böyle atraksiyonlar bekliyoruz. Seda Hanım gitmeden önce Bloğan'ın da bir telefon görüşmesiyle Duygu Hanım'a bir mesajı var. Onu söylemek istiyoruz da. Buyurun. Mesaj burada. Mesaj geldi de Duygu Hanım'a. Onun dilinden okuyorum. Alo. Bana yani. Duygucuğum, canım, ciğerim. Seni almaya geleceğim. Tankut mankut boş ver. Beni bekle. Not Bloğa. Hatırladın mı Bloğa'yı, gözlüklü göbek? Benim 32 tane karısı vardı. Anacığım bunlar da sana olgun erkek getireceğim diye bir ayağı çukurda, zincirli kuyudan izinle çıkmış. Böyle bir garip adamı getirdiler. Benim evet. Duygum ona mı yakışıyor ya? Yalnız Bloğa'nın yeğeni de gelecekmiş Cansel'e talip olarak. Oo, kızışır kızışır. Bana gelmiş. Boğma adamı ama, boğma adamı kıskançlığınla. Bakalım Eser ne yapacak o zaman. Bloğa'yı bekliyoruz. Ama 32 tane karısı varmış, 33'ünde ben olacakmışım. Hayır 32. Ben istemiyorum boşamış, yani, tırsıyorum yani. Nasıl onları boşamış? Beni ne kadar alacak ki, bir sene sonra da beni boşar. Bilmiyorum. Gerçi bir ayağı mezarda yani, boşamadan gümbürtüye gider. Bir ayağı değil, bacağı artık. Bu ayağı sonuncusunu görmüş olur. Yarın görüşürüz, 12 saatin bitimine az kaldı. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Neyse olur, sen yeter ki sen.